Abi 15 Temmuz gazilerini biliyorsunuz. Evet. Onlar için toplanan yardım paraları vardı. Bunu alamadıklarını iddia ederek dün akşam eylem yaptılar. AK Parti Genel Binası önünde toplandılar. Kaç günden beri yapıyorlar, evet. Bir vatandaş olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunların yani canlarını ödeyen insanların parasını vermiyorsan ve bunlar toplanmış yani halk yardım göndermiş, şu göndermiş, bu göndermiş. 150 milyon lira. İsterse 100 lira. Bunları vermeleri lazım. Yani bir yerde nankörlük yapıldı bunlara. Adamlar canlarını verdi mi? Verdi. Yaralandı mı? Yaralandı. Sen bunların parasını ödemiyorsan ki bu hazineden çıkmıyor. Milletin verdiği bağış. Bundan daha kötü bir olay olabilir. Vallahi ben, adamlar haklı. Vatandaş görevini yapmış, gazilerine sahip çıkmış, para vermemiş. 350 milyon TL yardım parası toplamış. Ama o parayı alan hükümet, yani başbakan, cumhurbaşkanı için, evet, bu adamların parasını üzerine yatmış. Ne yaptığını da beni açıklamıyor. Bu, yani bu bizim ülkemiz için çok büyük bir ayıp. O insanların hakkını, o yetim, garip kurabanın hakkını yemek doğru bir şey değil. Zaten dinimizde bana diyor kul hakkından gelme. Ben merak ediyorum şimdi bu AK Partililer kul hakkından gidecekler. Öbür tarafta ne hesap edecekler? Kul hakkı diyor. Evet, kul hakkı var. Çok büyük kul hakkı var. Ama tabii bunun kul hakkının kıymetini Müslüman olan bilir. Sahte Müslümanlar değil. Onun için inşallah haklarını alırlar gibi geliyor ama bu FETÖ'yle mücadele, zaten bunlar hemen bir bahane buluyorlar, FETÖ'yle, FETÖ'nün üzerine atıyorlar. Yahut da ne bileyim bir çamur atıyorlar, PKK'nın üzerine atıyorlar. Halbuki kendileri yapıyor, onların üzerine atıyorlar. Onun önüne atınca zannediyor, kendilerini akladılar. Ama bir gün gelecek, bu Türk milleti geleni yapacak, onlar da yüce Türk adaletine hesap verecekler. İnşallah o gün en kısa zamanda olur. Peki siz bu polislerin müdahalesi hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Gazileri. Valla polislerimizin bak şimdi işte Türk polisi var, bir de iktidar polisi var. Evet. Ben iktidar polislerine lanet okuyorum. Türk polislerine başarılar diliyorum. Diyor AKP yolcu. Konuşalım mı? Abbas yolcu. Onu vermedi götürdü, yurt dışına dağıttı ki kendi reklamını yaptı. Biliyor musun? O bezi bize vermedi vatandaşına. Ay susuz biz içeride perişan olduk. Bekledik ki o bezgeler ağzımıza takak. Götürdü Rusya'ya, Amerika'ya, işte Çin'e, her tarafa dağıttı. Yani desinler ki işte Cumhurbaşkanı çok iyi bir insan. Biliyor musun Türkiye'nin Cumhurbaşkanı? Ya sen önce ülkeni doyur. Ha fazlası varsa yola gitsin. O da insan, tamam da. Ama fazlasını sen kendi milletine dağıtma. Kendi milletini aç bırak. Perişan et, susuz bırak, çile çektir, başka insanlara görüntü yap. Öyle, hiçbir böyle bir adalet olamaz. Böyle insanlık olmaz. İnsanları kandırmasınlar. 18 yıldır AKP insanları kandırıyor. Bizi hep böyle tongaya düşürüyor. Boş hikaye. Hepsi masal anlatıyorlar. Dün akşam yaşanan olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Vallahi ben dün akşam hiç haberleri dinlememişim 4 gündür. 15 Temmuz gazileriyle alakalı. Ya gazilere karışmayalım. Gaziler işler güzel rast gelsin. Paralarını alamamışlar abi. Halktan toplanan yardım paraları. Alamamışlar. Versinler ya. Herkese, bütün vatandaşa, fakir olana, parası olmayana, sokakta yatana. O da millet Türkiye'de bugün her bir şehirde 5000 kişi dışarıda yatıyor ya. Sokakta yatıyor. Niye bu? Bu ülkenin çocuğu değil mi? Bu ülkede askerlik yapmadı mı? Bu ülkede her şey yapmadı mı? Niye vermiyor? Devlet niye demiş? Allah'tan sonra devlet. Devlet vatandaşına bakacak. Nasıl alıyorsa öyle de vermesini bilecek. Bakmasını bilecek. Binlerce vergi alıyor. O koronavirüste öyle cezalar yazdı ki millete. Biliyor mu? Yani güzel bir hani yol yöntem buldu, biliyor musun? Yaz 80 milyon 10 kişi yakala, yaz 100 milyon, yaz 10 milyon, biliyor musun? Ya sen vatandaşına, ya vatandaş ufak tefek bunalıma girmiş, suç yapabilir, hata yapabilir ama onu görmezden geleceksin. Ona cezası yazıp diye, ama yazıp
diye yazacaksın, almayacaksın. Biliyor musun? Hani onu bir maksat korku vereceksin. Bu hani ayıp ya, yani böyle bir hani ülke, insanlarımızı hep birbirine düşürüyorlar. Ayrım yaptırıyorlar insanlarımıza, biliyor musun? Hep insanlar, herkes birbirinin kardeşidir. Aynen gavur da kardeşimizdir. Biliyor musun ne gavuru ya? Yıllardır hani bize dediler gavur mavur. Ne gavuru? Hep insanlar insan olsun. Herkes insandır. Herkes anasının babasının çocuğudur. Herkesin anası babası var. Vatandaştır. İnsan insan olmalı. Biliyor musun? Vay gavurmuş, vay Ermeniymiş, vay bilmem Kürtmüş, vay Türkmüş. İnsan olmalı insan. Herkes vatandaştır, herkes insandır. Bunlar yakışmaz. Yani çok konuşacak şeyler var ama olmuyor işte, artık sinirleniyor. Yani bu toplanan paraları bence yine vurdular ya. Vurdular diyor. Evet. Yani kasa boş, daha doğrusu yani yandaşlara verdiler ya. Hani ben kendim bu pandemi döneminde işsizim. Kaymakamlıktan az önce geldim. İşsizim dedim. Tazminat, kıdem, şu bu derken hakkımda işlem yaptılar. Burada kalkıp tehdit ediyorsun bize diyerekten işlem yaptılar. Az önce karakoldan çıktım. Ya işsizim dedim. Ya bir iş. Yardım istediniz. Evet, ya bir iş. Ya da bir şey verin bize. Yani hepsi oyun ya. Ya ne diyelim ya. Yani çok güzel bir süreçte değiliz yani. Sizin karakola gitmenizin gerekçesi neydi abi? Hangi gerekçeyle götürdün? Karakola gitmedim ben. Kaymakamlığa gittim. Orada yani karakola... iş yok, güç yok. Kaymakamlık müdürüyle görüşmek istedim. Yok dediler. Ben görüşmek istiyorum dedim. Kaymakamla yok dediler. Biraz diş gösterdim. Hemen polis çağırdılar. Karakola götürdüler. Bu insan tehdit ediyor bizi. Ya böyle bir süreç olamaz. Benim oğlum 30'unda askere gidiyor. Bu ayın 30'unda. Yani göndereyim göndermeyeyim diye tereddütteyim. Neden tereddütteyim? Çünkü iş yok, hiç yok. O giderse benim belim kırılır. Ayda 1000 lira kira ediyorum. 3 çocuk var. Nasıl geçineceğiz? Çocuğu göndermeyeyim mi göndermeyeyim mi? O süreçteyiz. Pandemi yardımı şu bu diyorlar, hepsi yalan. Aldınız mı abi peki? Hayır, hiç almadım kesinlikle. Kesinlikle almadım. Berat Albayrak'ın açıklamaları dinliyor musunuz bu konuyla alakalı? Ya Afos, yani tünelin ucunda güzel bir şey görünüyor diyor ya. Kemal Sunal'ın filmi vardı. Arkadaşlar tünelin ucu boklu bir değnek. Gelmeyin diyor. Yani bu sadece tünelin ucu. Sadece karanlık bir süreç ya. Başka da bir şey değil. Yani diyorum yani su süre... Yani bu süreçte 25 lira bu parayla, 25 lira cebimde para var. Yani bu ayı nasıl atlatacağım ben onu düşünüyorum. 4 aylık bir kirem birikmiş. Allah'tan ev sahibi iyimser. Öğretmendirler. Ben o zaman sizin bu videonuzu yayınlıyorum abi, sıkıntı yok. Buradan yetkililere, sizi duyanlara eğer izliyorlarsa bir şey söylemek ister misiniz? Aziz Nesin'in güzel bir sözü vardı. Halkımızın %60'ı koyun gibi, nereye sürerseniz gider. Yani biz şu an o süreçteyiz gerçekten. Ben başka diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Bu ülke, bu Türkiye bizim diyoruz. Bu halk bizim diyoruz. Ama bizi sokağa çağırıyorlar. Ben Markantel'den oraya motorumu bırakıyorum. 10 adım gitmeden, ismi de önemli, Coşkun diye polis var. Biliyorum, tanıyorum. Tanıyorsun. Peki 15 Temmuz'da buraya bizi meydana çağırır, bu hükümet çağırıyor. Vatandaşız da. Benim motorumu çekip de 80 lira otopark parası. Bir araba 80 liraya çekiliyor, 80 lira motora. Apartmanların altından motorları topluyorlar. Koyduğunuz yerlerden koyabilirsin diyor zabıta. Herkes motorunu koyuyor. Benim motorumu çekiyor. Ve gidiyorum otoparkta para kazanmak için, yarın alacaksın, ertesi gün alacaksın. Tartışmayla ben gece saat 2'de motorumu zor alıyorum. Polis arıyorum, diyor ki bu saatte sen beni arıyorsun lan, git başka Konya altındakine bak, Dağra'dakine bak, senin motorun peşine ben diyor. Biz madem vatandaşız, bu 15 Temmuz'da çağrılıyoruz, evden çağrılıyoruz da. Peki sen de bir devlete görevlendirdiğin polise ticari şeklinde mi milletin motorunu toplayıp otopark kampazanlarına para toplatmak için mi bizi evden çağırıyorlar? Ben bir daha 15 Temmuz gibi bir şey olsa gelmem sokağa. Akşam yaşananlardan haberiniz vardır abi. Hangi akşamdan? Dün gece 15 Temmuz gazileri AK Parti Genel Binası'nın önünde eylem yaptılar. Abi, onlar için hikaye, toplanan... Düzmece yapılıyor onlar. Tamam mı? Bize de dediler ki Korona, ben Atatürk Devlet Sağlık Çalışanıyım. Bize de der ki Korona'da mücadele ediyorsun, birilerine 3-5 bin lira para veriyorlar. Alt basamaklara da hava gazı. 15 saat fazla çalıştırıyorlar. Çalışma koşulların daha zor oluyor. Ama aynı asgari ücrete devam ediyorsun. Bizim farkımız yok mu?
Hasta müdahale eden biziz, dokunan biziz, hazırlayan biziz. Yani genelde herkes BMI alıyor. Sen hastaya müdahale ediyorsun, artık bir sürü yani hikaye onlar. Ben 15 Temmuz'da buraya sokağa çektirip de 200 lira para vermek için mi bir coşkun denen bir polise sahip çıkamıyorsa bir devlet, niye o zaman o arabayı çekmiyor da motorları çekiyor? Biz vatandaş değil miydik? AKP'nin binasına da gittim, emniyet müdürüne de gittim. Bana diyor ki çekin bir köşeye vurun kırın diyor. Yani bunu mu yapmak lazım? Ha? Ben kavgayla 80 lira parayı vereceğim, otopark para kazansın. Efendim oradaki adam çekiciye 80 milyon lira, sabaha kadar kalsa 160 lira daha para kazanacak. Ve ben bunu kurcaya kurcaya orada 12 tane görevliler açığa alındı. 3-5 ay önce ya da 7-8 ay önce duymuşsunuzdur eğer inceliyorsanız. Ben her gün iş çıkış oraya gittim. Her gece sabaha kadar kontrol ettim kimin motoru çekilir. Coşkun burada apartmanın altında bir esnafın koyduğu tanıdığım apartmanın altında iki tane çocuğa kola ısmarlıyor. Arkasından tutuyor motoru çekip çekiciye veriyor. Haber verip git diyor otoparktan al diye motora binip gidiyor. Bu mudur polislik? Bu mudur halklık vatandaşlık? Biz niye geliyoruz? Oy zamanı geliyor vesaire. Beni niye sokağa çağırıyor da ben 160 lira kalkıp ben 1600 lira maaş alırken ben 200 lira otoparka para kazandırmak zorunda mıyım? Benzin yakıyorum, sokağa çıkıyorum, halk oluyoruz, otoparktan çekiliyoruz. Oranın görevlisi bana motorumu vermek istemiyor para kazanmak için. Böyle bir ahlaksızlık yok. Ben 15 Temmuz'a inanmıyorum. Nasıl olsa da gelmem zaten. Mersin'de limon, adam limon komplosu İmamoğlu'ya düzenledi. Öyle değil mi? Herkes gördü yani sosyal medyada. Yani limon komplosunu İmamoğlu'ya kuruldu. 15 Temmuz'da öyle bir şeydir yani. Yani 15 bu... Temmuz gazileri hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Nasıl? 15 Temmuz gazileri için halktan para toplanmıştı. Bu paraları alamamışlar. Dün akşam eylem yaptılar gaziler. Ya şimdi o askerlere verilen eziyet görmediniz mi? O askerlerin suçu neydi ya o akşam ya? Yani suçları nedir? O yani FETÖ'cü olan zaten dışarıda geziyor. Ben Faytullah Gülen'e demedim gel. Seni özlemişiz. Hepsi komplodur, hepsi boştur. Senaryo çok. Senaryo çok yani. Bilsinler. Yani bu ülkede HDP'siz siyaset hayatta olmaz. Onu bilsinler yani. Ben onu duymadım. Olayı anlattım. Anlattığım gibi oldu. Hatta içlerinden eylemcinin bir tanesi gözaltına alındı. Gözaltına alınırken FETÖ'cüleri Pensilvanya'da aramayın bu binada diye AK Parti binasını gösterdi. Nasıl değerlendiriyorsun? O CHP'lidir muhakkak. CHP'lidir diyorsun. Tabii. Neden efendim? Aynı. Onu başka kimse söylemez yani. Ya CHP'lidir ya HDP'lidir. Diğerleri abi. Diğerleri söylemez ona. Zannetmiyorum şeyi. Söylenmedi ama parasını almamışlar. Hani bu alamayan parasını alamadılar. Bu paralara ne oldu? Zamanla verirler belki bilmiyorum. Verirler diyor. Verirler. 4 yıl oldu abi. Olsun. Temiz iş 6 ayda çıkar. 6 sene de olabilir yani. Olabilir. Tabii. Vallahi yanlış. Normalde 15 Temmuz olaylarına karşı gazi olanlara tabii hakaret etmemeleri lazım. Gaziler kendisi toplandı evet. Evet ona bizim vatandaşımız normalde. Bu olaylar için dışarıya çıktılar. Evet. Devlet için, bayrağı için. Bu süreçte onların yanında olmaları lazım, yapılmaması lazım. Kınıyorum yani. Eğer öyle bir şey varsa yanlış yapmışlar. Yapılmaması gerekiyor. 350 milyon para toplanmıştı şehitler için. Halktan evet. Toplandı bu para. Bu paralar verilmemiş şehitlere. Onu iddia ediyorlar. Sizce bu paralara ne oldu? Ya bugüne kadar olanlara ne olmuşsa büyük bir ihtimalle ona da aynı şekilde öyle oldu. Evet.